أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün resmi mushafımızda Nasr suresi diye yazılan ama halkımızın dilinde İdâcâe suresi diye bilinen Sûre-i Celîle'yi kısaca hep beraber anlamaya çalışacağız. Nasr suresi 114 surenin en son nazil olan suresidir. Yani Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Bunu şöyle hayal edin. Eczahanedeki 114 raf var. Ve o 114 rafta da 6000 küsur ayet-i kerime var. Yani ilaç var. Çünkü Kur'an-ı Kerim için Allah Celle Celaluhu şifa kelimesini kullanmış. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. O Kur'an'ın şifa olduğunu. يَا اِيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Bir başka yerde de yine şifa olduğunu anlatıyor Allah Celle Celaluhu. Onun için şifa olan ayetler 6000 küsur diyorum ben. 6000 küsur. Siz de buna dikkat edin. Mesela sorsaydım ben size Kur'an'da kaç ayet var? 666. Herkes bunu biliyor. Nasıl ise bu olmuş yani. Ama yanlış bir bilgi değil yalnız. Yani eskiden bazı dini kitaplarımızda 6666 yazılmış. Doğru tarafı var mı? Var. Numaralandırma olayı son 150 yıllıktır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine numara verme olayı 150 yıl önce basılmış musaflarda veya yazılmış musaflarda yoktur. Hele hattatların yazdığı 100 yıl, 1000 yıllık, efendim 1200 yıllık, 1100 yıllık, 800 yıllık, 700 yıllık hiçbir musafta şey yoktur. Numara yoktur. Bir. İki, durak yoktur birçoğunda. En eskilerde durak da yoktur. Yani elhamdülillahi rabbil alemin, alemin dedikten sonra nun bittikten sonra errahmanirrahim, araba yoktur. Errahmanirrahim, maliki yevmiddin. Zaman içerisinde gelişmiş durak koymalar. Hatta şu anda okumakta olduğumuz musafların o lam durağı, sat durağı, kıf durağı gibi lamelik durağı var. Durma burada diyor. Yani lamelik duruyorsa lam burada durma. Yani mana bozulacak durma demesinin anlamı. Mana bozulacak demektir orada. Gibi. Bunu da ta Hicri 6. asırda İmam Secavendi diye bir zat yapmış. Yani
bizim şimdiki, bugünkü dille noktalama usulünü bulmuş. Aslında o noktalama usulüdür. İmam Sicaveddin'in bulduğu Kur'an'ın aslında yoktur o. Peki ama onu nasıl çıkartıyor, babadan yapıyor onu? Sevgili Peygamberimizin okuyuş şekli Kurra-i Kiramımız tarafından nakledilmiştir. Yani Gönenli Mehmet Efendi'nin Abdurrahman Gürses hocamızın büyüklüğü oradandır. Onlar senet yoluyla o ondan Abdurrahman hocamız 47 ravidir. Böylece getirmişler. Peygamber Efendimiz burada durmuştur, burada durmamıştır gibi haberlerle bu noktalama olayı gerçekleşmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ilk bu sakıncası nedir onu? Yani 6666 demenin sakıncası şu. Şu andakilerde 6236 yazar ayet numarası. Biri zorlarsa söyleyin böyle diye ama iddia etmeyin. Öyle bir şey yok şeyimizde, geleneğimizde yok. Birisi 6666 yok baba ya işte bak Diyanet'inkinde 36. O da doğrudur. Bu nereden kaynaklanır? Ayette değişiklik yok hiç. Noktalama ve durak yerlerinin belirtilmediği dönemde Hicri 6. asırdakilerin rakamlarıdır şu anda. 6666 Allahu alem yanılmıyorsam İmam Zemahşeri'nin sayımıdır. İmam Zemahşeri iyi bir tefsir sahibidir. Saymış 6666. O da kabul görmüş. Bizim bölgenin insanında kabul görmüş. O yaygınlaşmış. Peki hepsinin sayımı biri 6400 diyeninkiyle 6666 diyeninkiyle 6236 diyeninki arasında harf değişikliği yok, kıraat değişikliği yok, durak değişikliği. Burada durak var veya yok. Mesela diyelim Bakara suresinin o müdayene ayeti dediğimiz Amener Rasulü'nün bir tarafında, öbür yüzünde olan ayeti kerime bir ayettir ama bir sayfadır. Bir sayfa, bir ayet. Onu numaralandırılmadan önce onu 5 ayete bölebilir miydi? Biri bilebilirdi. Ona göre sayar mıydı? Ona göre sayabilirdi. Oradan kaynaklanan bir şeydir. Onun için 6000 küsur ayet-i kerime. Şu andaki dünyada hangi memlekette bir mushaf basılmışsa eksiksizdir. Yani hiç ihtilaf yoktur. Belki hatlarda farklılık var. Suud'un bastığıyla Türkiye'nin bastığında. Ama okurken aynı değil mi? Hatta bizim Türk'ün biri ilk defa hacca gitmiş. Ya adamların dışarıda konuştuklarını anlamıyoruz. Arapça konuşuyorlar. Namazda Türkçe konuşuyorlar diyormuş. Lan baba Türkçe'yi nerede konuşuyorlar bunlar? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorlar ya diyor. Yani elhamdülillah onun malı ya. Türkiye'de anasından öğrendi, babasından öğrendi, hocasından öğrendi. Devamlı da onu okuduğundan Türk malı haline geldi o. Bakıyor ki orada da Arap da şey okuyor, aynısını okuyor. İlk defa görmüş, Türkçe konuşuyor diyor o. Okumada, kıraatte değişiklik yok. Hepsininkisi hani yedi vecih üzere okuyanlarınki dahi birbirine aynı uyumludur. Orada tek harf fazlalarımız, tek harf kaybımız olmadan yeryüzünde, dünyada yok eşi. Yeryüzünde, dünyada olmayan bir şey Kur'an'da gerçekleşiyor. Bir harf ilave veya bir harf eksiltilmeden 1400 yıl boyu bizim o değerli hafızlarımız, Kur'an-ı Kerim'imiz, Müslümanlarımızın tamamı diyelim, günümüze getirmişlerdir. İlk nazil olan sure, Fatiha suresi. Yani 114 surenin ilk nazil olanı Fatiha suresi, yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye namazımızda okuduğumuz suredir. Ama hocam biz
fıkra biliyordum. O ilk nazil olan ayetlerdir. İlk nazil olan ayetler Alak suresinin başından 5 ayettir. İlk nazil olan sure, tam bir sure olarak ilk nazil olan sure Fatiha suresidir. En son nazil olan surede Nasr suresidir. Onu da namaz surelerimizin içinde biliyoruz. İzâ câe nasrullâhi vel fethu. Sevgili Peygamberimizin tek haccı vardır. Efendimizin bir tek haccı vardır. Bir defa hac etmiştir. Neden? Bunun sebeplerinden biri hac emrinin geç gelmiş olmasından kaynaklanan bir şey. Nazil olduğu şey, hac ayeti nazil olunca o sene Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhü hac emiri tayin etmiş sevgili Peygamberimiz. O haccı yaptırmış. İkinci sene de kendisi hac yapmış ve ondan 80 gün sonra da vefat etmiştir Peygamber Efendimiz. Bu surede veda haccını yaptıktan, veda hutbesini okuduktan ve Müzdelife'ye geliyor ya, orada şeytan taşlamak için orada 3 gün kalıyorlar. Sünnettir orada kalmak. O sünneti işlerken bu sure-i celile nazil olmuş. Hatta Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'ı çok üzülmüş. Niye üzülüyor demişler. Yahu sure nazil oldu ama sevgili Peygamberimizin vefatının yakınlığını anlamış. Abdullah ibn Abbas. Ayeti hiç öyle bir şey geçmiyor. Ama demiş ki bu sure sevgili Peygamberimizin vefatının yakın olduğunu anlıyorum ben demiş. Abdullah ibn Abbas, sevgili Peygamberimiz onun için tefsircilerin babası, tefsircilerin en büyüğü, yani tefsircilerin piri demiş. Yani seyyidi olmuş. Seyyidül müfessirin demiş. Birçok ayeti, tefsirini ondan anlıyoruz. Ve birçok hadis-i şerifin açıklamasında da yine onun çok büyük katkıları var. Fıkıh kitaplarımızda da yine Abdullah ibn-i dört Abdullah'tan biri, sahabenin dört Abdullah'larından biri Abdullah ibn-i Abbas radıyallahu anh. İzâ câe nasrullâhi, Allah'ın yardımı geldiği anda, geldiği zaman. Hani bizde bir şart edatı geldiğinde burada bir Arapçada in kelimesi gelir. İncaeküm fâsikun binebe'in fetebeyyen. Bir de idâ câe gibi. İsta'in câe kelimesiyle gelmiş bakın. İdâ câe nasrullâhi, öbüründe de incaeküm, size gelirse bir fâsık haberle gelecek olursa. Bu in ile idâ arasında fark şudur derler. İn gelmişse gelmeme durumu da olabilir. Yani fasık bir adam, yani yaptığı hayırdan şerri fazla olan adama fasık denilir. Müslümandan da fasık olur. Her kafir fasıktır ama her fasık kafir değildir. Yani Müslüman olup da fasık olan, Müslümandır, mümindir ama adamın şerri hayırından fazla. Ona da fasık diyoruz biz. Yani Allah'a itaatten çıkmış biraz. %51'i geçmiş adam günah işlemede. Hayrı %49'da, %48'den aşağı doğru inenler. Onlara fasık diyoruz. Fasık size bir haber getirdiğinde araştırmadan karar vermeyin. Hazreti Cilik ayetidir bu aslında. Yani günümüzde de gazetecilik, kimlerden, televizyonlar, hangi televizyonu seyrederseniz seyredin, haberi kimden verirler? Ajanslardan verir. Dünya ajanslarında işte filan şirket. Ve onlar da hep Müslümanların aleyhine ittifakla beraber haber yapmakla görevli insanlar. Oralardan gelen bir haberi aldığınızda araştırmadan karar vermeyin, sonra pişman olursunuz. Allah Celle Celaluhu.
Yani geçen bir adam bir yazı yazdı. Bir 10 gün uğraştı değil mi bir millet? Sonunda vallahi bana biri telefon ettiydi. Baba araştır, araştır. Yani bunu kendi aile efradımız arasında da aynısı. Ya senin oğlan böyle yapmış, veya senin kız böyle yapmış, veya senin gelin, veya senin hanım ve üstte komşuya bir zarar vermiş, biri diyor. Araştırmadan gelir bulmanın sen ne yapıyorsun falan demiyor, demeyin. Doğru mu değil mi? Onun araştırılması. Komşumuz hakkında bir haber geldi. Bir kere araştırmadan ona karar vermeyin. Araştırın. Fasikin haberi araştırılacak. Fasık hep yalan mı söyler? Yok. Fasık ne dedik? %51 kötü tarafı iyi tarafından fazla. E bu adamın bir de %40 iyi tarafı var değil mi? Ha, onun için araştıracağız. İyi tarafı da var. Söylediği doğru da olabilir. %49 doğru da olabilir. %48 doğru olabilir. %1 doğru olabilir. %99 yalan söylerdir de %1 doğru söylüyorsa yine de araştırmayla biz yanlış yapmıyoruz. %1 doğru söylemiş bu adam diyoruz. Ama burada diyor ideali kullanmış tefsircilerimiz gayri Arapçayı çok iyi bilen tefsircilerimiz. Zemahşeri gibi, Fahrettin Razi gibi, İbn Kesir gibi çok dile hakim insanlar demişler ki ida kullanılmış. İda ca'e nasrullahi. Allah'ın yardımı ve de fethi geldiğinde diyor. Ne demektir? Gelir. Kesinlikle gelir. Yani gelmez diye bir şey yok. Ancak şartları var diyor. Kim diyor? Kur'an-ı Kerim diyor bu sefer. Kur'an-ı Kerim'de bir diğer ayette diyor ki Rabbim اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرُكُمْ. Siz Allah Celle Celaluhu'ya yardım ederseniz, Allah'a yardım nedir? Onun dini üzere yaşar ve dinin ayakta kalması için çalışır ve bu dinin Allah'ın bütün kullarına ulaşması için gayret gösterirseniz Allah da size yardım eder. Devam eder. Ve in yansurkumullahu fela galibe lekum. Eğer Allah da size yardım edecek olursa size galip gelecek olan hiç kimse yoktur. Ama hocam vallahi yani talan ediyorlar İslam alemini. Biz ya Rabbi biz yatalım da sen cephede kaybet diyoruz değil mi? Şu anda dualarımızda yaptığımız nedir? Bizim vallahi işimiz var, zenginlerimiz biz para sayıyoruz ya Rabbi sen işimiz meşgulüz. Siz benim için yapıverseniz bu işi. Ya hocam niye Allah bu müminleri korumuyor? Müminler de korunacak bir iş yapsınlar. Rabbim onu diyor yani. Bir de korunacak iş yapsınlar. Orada şartını koymuş. Siz gücümüzle orantılı olarak yapın üzerinize düşeni. Ben de size yardım edeyim anlamında ayet-i kerimeler vardır. Onun için Rabbim idaca ki gelecek yani siz şartlarına uyarsanız gelecek. Nasrullahi vel fethu. Nasır zafer de yani zaten yardımın neticesindedir zafer. Başarılı olmak, zafere erişmek, ülkeyi almak. Nasır Allah'ın yardımıyla alınmış. Fetih kelimesi o zaman niye gelir demişler. Nasır zafer diye tercüme edildiğinde toprak, yani insanların sahip olduğu ülke alınır ama gönüller alınamayabilir. Gönül alınmamışsa, insanların gönülleri fethedilmemişse o insanların ülkesini almanın hiçbir faydası yok. İki tarafa da zulüm olur. Gelene de zulüm olur, oradaki kalana da zulüm olur. Onun için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Profesör Muhammed Hamidullah Bey'in İslam'a giriş diye bir çok güzel eseri var. İsaf edersin. O da onun da eseri de Peygamber Efendimiz'in savaşları. Hazreti Muhammed'in savaşları diye Türkçe'ye tercüme edildi. Sorbonne Üniversitesi'nde 50 yılın üzerinde profesörlük yapmış. Değerli 98 yaşında vefat etmiş. Çok değerli bir profesörümüzdü. Allah rahmet eylesin vefat etti. Diyor ki sağlığında sevgili peygamberimiz 2 milyon 500 bin
kilometre karelik toprak fethetti. Yani Türkiye'nin 4 katına yakın. 3 katını geçer. 8-24. 3 katını geçiyor. Türkiye'nin 3 katı toprak fethedilmiş 10 yıl içerisinde. Yani Medine'ye hicretten sonra 10 yıl içerisinde oluyor bu. Topyekun bu savaşların hepsinde harp meydanında 240 insan ölmüştür. 70'i şehit, diğerleri kafir tarafından ölmüştür. Dünyada yok. Dünyada yok, görülmüş değil. Bir bombada adam 240 kişi öldürüyor değil mi şimdi? Bir bombada her gün bu oluyor yani. Sevgili Peygamberimiz 10 yılda yaptığı bütün seferlerde, harplerde toplam ve aldığı yerlerle orantıladığımızda sıfır sayılır. Yani 2 milyon 500 bin kilometre kare toprakla orantıladığımızda sıfıra yakın, sıfırın altında bir rakam çıkar yani yüzde olarak. Onun için fetih istemiş sevgili Peygamber, Allah Celle Celaluhu bize de. Onun için İnna fetahna leke fetham mübina. Çok okumamızın sebebi fetihte asıl olan gönlü fethetmektir. Gönlü fethetmedikten sonra bir ömür boyu adam sana benim ülkemde ne duruyorsun diye düşmanlık besleyecektir. Halbuki Mısır daha önceden bizim İslam tebliğcilerimiz gitmişler. Müslümanların birbirlerine olan davranışlarını, Müslümanların Müslüman olmayana davranışlarını göstermişler de onlar da demişler ya gelin de burayı siz idare edin. Bu zalimlerin zulmünden kurtulalım demişler ve kolayca da fetihler gerçekleşmiş. Şam'ın fethi, Mısır'ın fethi olsun, Bağdat'ın fethi olsun, bir İran biraz, o da bir defa işte Kadisiye Meydan Muharebesi'nde. 1-2 gün veya bir hafta süren Kadisiye Meydan Muharebesi biraz uzun sürmüş. O da Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında. Onun için hatta sevgili Peygamberimiz bu konuda bir hadis-i şerifi var. Ben gitmeden önce 2 aylık yola, yani 2 aylık yol günde 40 kilometre derler bizim orada. 64-6-24. 2600 mi? 2600 kilometrelik. 2600 kilometrelik yola ben gitmeden önce oradaki kafir yöneticilerin yüreklerine benim korkum girer diyor. Allah bana böyle bir imkan sundu diyor. Bu nasıl olur? Hani ta Şam'da, hatta Yunanistan, Atina devleti denilen ünlü batının hala kültürünün kaynağı orası. Grek medeniyeti denilen, halkın %80'i köle, %20'si özgür, onlar da yöneticiler. Yönetici kadro, kral, Zeus, onun orduları, bir ticaret yapanları, %20'yi oluşturuyor, %80 öldürülse ceza gerekmeyen tiplerden, yani kanunen ceza gerekmiyor onlara. O tür bir anlayışın içerisindeler. Onlar da duymuşlar, Mekke'de bir adam çıkmış, tabii 20 yılın içerisinde, oralara kadar da haber gidiyor. Kimler tarafından? Genelde tüccarlar tarafından gider bu haberler. Şam'da öyle olmuş, Mısır'da öyle olmuş. Öyleler demişler ki, çoğunluk öyleler. Bizim kurtarıcımız çıkmış Mekke'de. Müslümanlık falan bildikleri yok. Kölelerle beraber oturur yemek yermiş, adam yerine koyarmış. Güçlerinin üstünde yük yüklemezmiş diyor. Yani bugünlerde işçilerin hakla görüşülüyor değil mi sevgili Peygamberimizin? O konuda söylediği, hepimizin bildiği bir hadis-i şerif, hocalarımız işlediler onu. Alnının teri kurumadan veriniz. Bir. Bu ayarda söz duydunuz mu bugüne kadar? İşçi haklarıyla ilgili. İşçinin hakkını alnının teri kurumadan veriniz. Bir. İkincisi yine geçilmez bir söz.
İçtiğinize yediğinizden yiyecek, giydiğinizden giyecek ücret ödeyin. Yediğinizden yiyecek, giydiğinizden giyecek. Emin ile sohbetleri yaparken, diğer üniversitelere de yapıyorum ben bölümlere. Onlardan ikisi mezun olmuşlar mühendislik fakültesinden. Bir gün dükkana geldiler. Hocam, kendilerini tanıttılar, ben onları tanımam. Kendilerini tanıttılar. Dedi ki, işte bu şöyle bir fabrikamsı bir şey vurdu. Ben de yanına mühendis olarak geliyorum. Ücret konusunda senin aracımız oluver diyorlar. Şaka yapıyorlar tabii. Bu diyormuş ki, kölem olayım diyormuş arkadaşına. Fabrikanın sahibine diyor ki, kölem olayım. Yok oğlum, o zaman pahalıya mal olur. Benim oturduğum evde oturacak olursam, benim bindiğim arabaya bineceksen, benim giydiğim elbiseyi giyeceksen, benim yediğimi yiyeceksin, olmaz. Biz bu çağda yaşıyoruz, bu çağın kurallarına göre hareket edeceğiz, diyor. Evet. Ya bazı olayları biliyorsunuz da üzerinde durmuyoruz biz. İşte Kudüs fethedilmiş. Hazreti Ömer gelecek, kapının anahtarlarını o günün yöneticilerinden alacak. Merasimle verilecek. Gelmiş. Medine'den kalkmış, Kudüs'e gelmiş. Çalışanıyla deve, bir tane makam arabası var, deve. Onu da nöbetle biniyorlar. Yani bir Hazreti Ömer biniyor, sonra o şey yoruldu, işçisi yoruldu, onu bindiriyor, kendisi yürüyor. Kudüs'e girecekleri sırada da sıra şeye gelmiş, işçiye gelmiş. Hazreti Ömer de devenin yularından tutmuş, şeye gelmiş. Hiç onurunda bir zedelenme yok değil, değil mi? Hazreti Ömer'in onur, hatta onurunu yükseltir o onu. Papazlar anında secdeye kapanırlar. Lan böyle din mi olur ya, biz bu dine gireriz deyiverler yani. Bizim mantığımız hala laik mantık çalışır hala, biz Müslümanız da. Mantığımız şeye göre çalışır. Ne? Bu da kötülüğümüzden değil, öyle yetiştirildiğimizden. Olur mu efendim? Olur mu efendim yani? Ayıp olur yani. Gibicesine bir hal var. Bazen yetkili bir yerde konuşacağımda şoförle aldırıyorlar ya. Diyorum ki başkana, hani beni getiren şoför. Hocam onlar aşağıda yiyorlar lokantada. Niye burada yiyemiyor? Ona bir odada bir yerde, şimdi ne böyle, niye burada yemiyor? Biz gönüller fethetmeye geldik. Halbuki Yunus'un böyle bir sözü var değil mi? Gönüller almaya geldik. Fethetmeye geldik, gönüller almaya geldik. Biz gönüller almaya geldik abi. Yavra vermeyeceğiz kimsenin gönlünü. 8 milyarın gönlünü gücümüz yetse kimseye vermeyeceğiz. Fetih geldiğinde, Allah'ın yardımı geldiğinde, yani gönüller kazanıldığı zaman kimse direnemez onun karşısında. Benim bir kuşçu arkadaşım vardı da kuşların dilinden anlar. Dilinden anlar derken kuş besler, kuş alıcılarını, satıcılarını, pazarlarını, nerede kim ne adam ne iş yapar. Ona bülbülü sordum ben, bülbül. Dedi çok az dedi, o çok pahalı. Az olduğundan pahalı, kurması zor. 25 grammış. Dünya genelinde en büyük tartılabilen kuş 25 grammış. Ve 4000 kilometre göç yaparmış. 3000 metre yüksekten uçarmış. Şu aşağıdan uçmazmış. Onun için görmezmişiz biz. Havada uçarken görmezmişiz. 3000 metre yüksekten uçar. Kartallardan yukarıdan gider. Tehlikenin üstünden gidermiş onlar. Gül mevsiminin geldiğini Rabbim ona bildiriyor, vahiy ile bildiriyor. Vahiy ile bildirdiğine nereden Kur'an-ı Kerim'de denir? Ve evha rabbuke ilen nahli diyor. Arıya Allah vahyetti balın nasıl yapılacağı konusunda, ona göre hareket ediyor. Hepsine aynısıdır bu. O bir örnektir, arı örnektir. Gülün Isparta'da açtığını biliyor, 4000 kilometreyi geliyor, o gözünde şeyi büyütmüyor. Kartal beni parçalayıverirse, hiç takmıyor bile, ben gönül kaptırdığıma doğru gidiyorum
diyerek geliveriyor. Bütün mesele gönülde bitiyor. Biz gönüllerini kazanacağız. Gönüllerini kazanabilmek için gönülleri yaratan Allah Celle Celaluhu kitabıyla onlara hitap edeceğiz. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ. Bu gerçekleştiğinde daha وَرَّئَيْتَ النَّاسَ, insanları gördüğünde ne yapıyorlar o insanlar? يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. İnsanlar da gruplar halinde Allah'ın dinine girdiğinde diyor. Yani olacak. اِذَا جَاءَ, oradan اِذَا, bu kesin olacak diyor. İnsanlar da gruplar halinde Allah'ın dinine girdiğinde diyor. Sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Mekke'de kalma müddeti 13 yıl. 13 yıl. Yani 23 yıllık peygamberliğin fazlası şeyde kalmış. Mekke'de kalmış. 13 yıl kalmış. Müslüman olması olan insan sayısı tahmin edin. Yani veda hutbesinde işte bazıları 110 bindi, bazıları 124 bindi gibi rakamlar verir tarihçilisiye yazanlarımız. Toplam diyelim 120 bin, yani 110 bin, 120 bin arası. Medine'ye varınca Müslüman olanların nüfus sayımını yapın demiş. Buhari'de geçelim. Onlar da yaptık diyorlar. Buhari rakam vermiyor. Aynı olayı anlatan başka sünenlerimizde 628 kişiydi diyor. Bu 628'in içine şeyde dahil. Ensardan olanlar da dahil. Yani Medine'de Müslüman olanlar da dahil. Hicret edenler ve de Ensardan, yani Medine'nin yerlisi olan Müslümanlar dahil. 13 yılın mahsulü 628. Peki. Hicretin 8. yılında, yani 13'ün üzerine 23 daha ilave ettiğimizde 31 yıl. 21 yıl. 21 yılın neticesinde haydi Mekke'yi fethe gidiyoruz denildiğinde 10 bin eli silah tutan Müslüman var. Onların hanımları ve çocukları da dahil nedir? 30-40 bin insan. Ama Mekke fethedilince beraber bir anda 100 binin üzerinde insan Müslüman oluyor. 2 yılda. 13 yılda 628, 8 yıl daha ilave ediyoruz. 21 yılda İşte 30 bin, 40 bin, orada kesin rakam yok. Benim tahminim o. Ama Mekke'nin fethine gelen 10 bin kişi. Yani diyelim 50 bin yer. 50 bin kişi. Çocuklarıyla, hanımlarıyla beraber. Derken Mekke fethedilmiş. Ondan sonra Efendimiz 2 yıl daha yaşadı. 2 yıl içerisinde 100 bini aşkın insan Müslüman oluverdiler. Yani bu matematik kişisel olarak hani şeyin hesabı gibi 2, 2 daha 4, 4 daha 8, 8 daha 16, 16, 32 öyle bir rakamımız var ya, öyle gidiyor yani. Bir anda yüz binlere, milyonlara ulaşıverir. Müslümanlar şu anda yayılma döneminde, dünya tarafından tanınma dönemi şu anda. Kötü tanıyorlar hocam. Yok, bizim basınımız öyle diyor. Kötü tanıyor yok. Dünya, Almanya'da komşusunu biliyor, bir de televizyondan duyduğuna bakıyor. Yani 10 yıldır aynı apartmanda yaşıyorlar. Ve güveneceği de o. Hani dedim ya, Belçika'da bir olayı anlatmıştım. Gece saat 3 diyor, zilim çaldı. Baktım, iki apartman aşağıda bir Belçikalı kadın. Yaşlı bir kadın. Şeref, su patladı demiş. Suyun borusu patlamış, ev su doluyor. Hemen gittim, tamirini yaptım. Tamirci değil bu, başka işi başka. Yaptım, çıkardı 50 avro verdi. Olmaz demiş. 100 avro verdi, yine olmaz demiş.
cüzdanın içini gösterdi. Yok demiş. Demiş komşusam ben senden para alamam. Demiş. Ya ben sana bir soru sorayım demiş. Yanı başında Yunanlı vardı. Onun bitişiğinde İtalyan veya şey, Belçika'da. Niye o ikisinin zilini çalmadın da benim zilimi çaldın demiş. Hiç düşünmedim. Aklıma sen geldin demiş. O da dürüst tabii. Dürüst davranıyor. Hiç onları düşünmedim ben. Doğrudan aklıma sen geldin diyor. Bu işte. Bunu sökemez. Yani bütün ajansların uydurup haberleri onu söküp atamaz o insanların içinden. Biz kim ne derse desin, Allah için iyiliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Ya seni kötü tanıtıyorlarmış. Ölçeyim. Beni gören adam beni gördükten sonra onun aleyhine geçecek bu sefer. Yani sen beni bu hale getirdin diye. Onun için azlık önemli değil, sevat önemli. فَاِذَا لَقِيْتُمْ فَتْبُتُوا Düşmanla karşılaştığınız zaman sevat edin diyor. Geri adım atmayın. Ama diyor önünde Peygamber Efendimiz وَلَا تَتَمَنَّ لِقَا وَلَا تَتَمَنَّ لِقَا الْعَبِيبِ Düşmanla karşılaşmayı da isteme. Yahu şöyle bir geliverseler de bir meydan harbi. Biz harp etmek için gelmedik. Allah'ın dinini yaşamak, tebliğ etmek ve yaşatmak için geldik. Ama biri de engellemeye kalkarsa tepelemeyi biliriz. Yani orada geri adımımız yok bizim. Ama derdimiz o değil. Ve sulhu hayır demiş ayet-i kerimede. Sulh yani barış tarafı daha hayırlıdır diyor. Biz insanların gönüllerini, kalplerini parçalamak için değil, gönüllerini kazanmak için gelmişiz. Bu niyetle hareket eder ve Rabbimin, peygamberinin metoduna uygun hareket edecek olursa اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Gruplar halinde insanların da dine girdiğini gördüğünde ne diyor? Ne yapalım? Yani bir diyelim Roma'yı fethettik. Peygamber Efendimiz'in hadisinde var. Roma fethedilecektir demiş. Ya Resulallah demişler, İstanbul fethedilecek dedin. Şimdi de Roma fethedilecek diyorsun. Hangisi önce demiş. Bu sahabe arasında geçerken konuşulmanda var. Abdullah bin Amr bin As diyor ki ben bunu duydum ama demiş kafadan atmayayım, yazmıştım demiş. Sandığını açtı, yazdıklarını ortaya çıkardı ve orada şöyle dedi. Önce İstanbul fethedilecek demiş sevgili peygamberimiz. O zaman ne zaman? Sahabe 828 yıl beklemiş. Sahabe 800 yıl beklememiş yani çalışma yapmış. Yani 828 yıl, 858 affedersin, 858 yıl sonra fethedilmiş. Yani 1453'ümüz şeye denk geliyor galiba, yanılmıyorsam, yanılıyorsam da düzeltirelim. 858 yıl, yıl sonra. Ama bu neyi sağlamış diyelim? Peygamber Efendimiz tarihini vermemiş, bilmiyoruz. O İstanbul fetholunacaktı demiş. Tarih söylememiş. Sahabe gelmiş, Ebu Eyyub el Ensari ile beraber gelmiş. Gelmiş de başarısız mı olmuşlar? Yol boyu Müslümanlıklarını tanıtmışlar insanlara. Hayran kalmışlar bu insanların. İnsanlığına hayran kalmışlar o günün şartlarında. Giderken de tebliğ, gelirken de tebliğle gelip gitmişler. Ondan sonraki bütün felikler. Osmanlı'nın yine geliş gidişleri birçok şey kazandırmış insanlar üzerinde. Olumlu etkiler meydana getirmiş ki, yani bütün şartlar oluşur, bahar gelir, çiçekler açar, meyveler oluşur. Derken biri de gelir, olgunlaşmış meyveleri toplar.
Peki ama ne oldu daha önce? Çalışanlar oldu orada. Elmanın dibini kazanlar, budamasını yapanlar, ilaçlamasını yapanlar oldu. Biri de geldi, o meyveleri topladı. Yani bu da olacaktır. Hatta Fatih derler, son seferi oraya giderler. Kimseye söylememiş. Nereye gittiğini kimseye söylemeden yola çıkmış ordusuyla beraber. Böyle bir İstanbul'u fethettiğinde şeyin şamatası yoktur bak şeyin, Fatih'in. Bak nasıl geldi yaptık sizi, bunu bu 1453'ü yani 858 yılını bayram ilan edeceğiz ve bundan sonra her sene bu kutlanacak. Yapmamışlar. Yapmamışlar. Yeni fetihlere doğru gitmişler. Viyana'ya kadar da varıvermişler. Ne zaman şatafata dönüşmüş, kaybetme dönemi de başlamış. Ben yaptım, ben ettim, ben kurdum, ben kimse benim karşıma çıkamaz. Rabbim diyor ki fesebbir. Yani insanlar ülkeleri aldın, gönüllerini de kazandın Allah'ın yardımıyla. Ne yapacağım öyleyse? Abi coşkuyla kutlayalım. Yok öyle. Fesebbir. Allah'ı tesbih edeceğim diyor. Bunu yapmış mı Peygamber Efendimiz? Mekke'nin fethinde bir devenin üzerinde oturarak değil Mekke'ye girişi. Şöyle devenin boynuna doğru da başını eğerek, secde hali yani. Veya rükû hali diyeyim onu. Secde veya rükû halinde giriyor. Kibir olmasın diye yapıyor. Ve geldiği, Kabe'nin etrafına geldiği, oradan indiği bir banyo yaptı diyor Peygamber Efendimiz. Geldi Kabe'nin etrafında 4 rekatlı bir namaz, kuşluk vaktiydi. 4 rekatlı bir namaz kıldı. Ne yaptı orada? Sübhane Rabbiyel, Sübhanekallahümme ve bihamdiki dedi. Sübhane Rabbiyel azim dedi. Sübhane Rabbiyel e'la dedi. Yani Allah'a tesbihini yaptı. Fesebbih bihamdi Rabbike. Vestağfir bulundu. Allah'tan da af talebinde bulundu. Ya hocam ne af talebinde bulunacak? Konstantin'i fethetmişsin. Bunu da cennetine koymayacaksa deme Mekke'yi fetheden ve Allah Celle Celaluhu'nun peygamberi olan alemlere rahmet peygamberidir diye de bize Kur'an'ında tanıtan Rabbim benim sevgili peygamberime diyor ki Allah'tan af talebinde. O bizim örneğimiz çünkü kıyamete kadar gelecek insanlara örnek olacak. Yani dünyayı fethetse bir kahramanımız inşallah olur bir zaman. Dünyanın yönetimini eline alsa o dik başlı yani başı dik yürüyecek de dik başlılık yapmayacak. Dik başlılık yapmayacak ve mütevazi olacak. Ve Allah'tan da af talebinde bulunacak. Abdurrahman Gürses hocanın Allah rahmet eylesin. Sesini pek fazla bulamazsınız değil mi? Kıraatini. Şeyde kasetlerde yok mu fazla şeyi? Abdurrahman Gürses hocam aldırmazmış. Görebildiği kadarıyla aldırmazmış. Ben Hasko öğrencisinden yani hem 3 yıl önünde ders aldıktan sonra Abdurrahman Hoca sen burada kal hoca olarak deyip de 40 yılda yine onun yanında ama öğrencilere ders veren hoca, öğrencisine sordum. Niye dedim bunu yapıyor? Demiş ki belki benim o anda okuduğumda bir harfin okunuşunda bir hata yapmışımdır da benden sonrakiler Abdurrahman Hoca bu sahada en iyiydi deyip de o hatayı devam ettirmesinler. Diyormuş. Bunun benzeri günümüzde bir de Mehmet Akif'in değerli arkadaşlarından veya büyüğüdür de o Abdurreşit İbrahim Efendi diye kazandı. İstanbul'a gelmiş. O günün aydınlarının yani İstanbul aydınlarının dikkatini çekmiş bir adam. Akif'in Fatih kürsüsünde şiiri ondan dinledikleridir. Onu şiirleştirmiş ondan dinlediklerini. Bütün İslam alemini gezmiş. İki cilt halinde de gezdikleri yerleri yayınlamış. Akif yayınlamış, Mehmet Akif.
ben okudum kitabı da, orada diyor ki, Japonya'ya vardığında kültürlü bir insan, vardığı yerde kendini derhal tanıtabiliyor. Japon Tarih Kurumu bir sohbet, yani bir konferans vermesini istemişler, vermiş orada konferansta. Bazı ilgilenenler de Müslüman olmuş. 4 tane adam bir gecede bunun evinde çok etkili yetkili adam Müslüman olmuşlar. Onlar evlerine gittikten sonra diyor sabaha kadar tir tir titredi. Ya Rabbi, bu adamlar dini benden görecekler. Bana hata ettirme ya Rabbi. Konuşmalarında ve davranışlarında. Yani Japonca yazılmış kitap yok. Adamlar kelime-i şehadeti benden öğrendiler ve bundan sonrasını ben söyleyeceğim, ben yapacağım. Ve bunlar da beni delil kabul edecekler. Yani ileride hoca falan getirtileceğim ama o imkanlar benim elimde değil. Sabaha kadar ya Rabbi bana hata yaptırma diye. İşte bu istiğfardır hayır. Vestağfirullah. Onun için hani bunu bir başka şeklini de ben size anlatmıştım. Fransa'da işçiyken ben bir asker arkadaşım benim. Ya bir gel burada bir kadın bize din hakkında sorular soruyor. Sen cevap ver buna dedi. O da çok iyi laf etmesiydi benim asker arkadaşım. Çok güzel konuşur. Yani dini bilgisi yok. Anadan babadan ne gördüyse onu bilir de. Vardım. Dedi ki ben bunlardan duyduğum dine girmem dedi. Ne kadar uyduruk hikayelerimiz var ya bizim, Kur'an'da olmayan, hadiste olmayan ama din adına anlatılır. Hatta bizim çok sevilen hocalarımız onu anlatırlar. O hikayeleri anlatırlar. İslam dinine zıt hikayeler onlar. Onları anlatmışlar, anlatmışlar din adına. Bunun hoşuna gidecek değil. Bunların da niyeti iyi. Neyse ben bir kitap verdim, bunu oku Fransızca olarak. Bir ay sonra geleyim, beğenmediğin kararlar. Konuşalım dedik. Müslüman oldu. Şu anda o şehirdeki işçilerimizin de hocası. Fetva hocasıdır yani. 85-86'ya varmış. 2 sene önce mi gittiğimde geldiler, benim asker arkadaş da geldi de dedi ki selamı var. Gelecek durumda değil dedi yani. Yaşlılık ve hastalık nedeniyle dedi. Yani kötü örnek olmak için bak ben de bilmiyorum. Ben babamdan, anamdan gördüğüm şey dedim ama Kur'an doğrusudur, hadis doğrusudur demek en doğrusudur. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Allah'a hamd ile tesbih et. وَاسْتَغْفِرْهُ Ondan af talebinde bulun. Allah Celle Celaluhu, ya Rabbi senin lütfu kereminle Mekke'nin fethi bize müyesser oldu. Kolaylaştırdın. Senin yardımınla oldu. Ama biz bu esnada bir yanlış yapmışsak bizi affet anlamında istiğfar et diyor Allah Celle Celaluhu. İnnehu kâne tevvâba. O Allah Celle Celaluhu tevbeleri de çok çok kabul edendir. Yani az tevbenizi çok çok değerlendirerek kabul edecek. Yalnız İstiğfarı da şöyle anlamayalım gayri, almış eline, hocadan duymuş işte günde 100 defa estağfurullah der. Estağfurullah. Şunu şuradan çarpıversek iyi olacak ama estağfurullah. Borcu bugün ödemeyelim oğlum, yok değil. Estağfurullah. Adam haramları hayal ediyor, ondan sonra da dil zikirde diyor şair zaten, lep zikirde. Yani dudak zikirde, lep zikirde, gönül fikri cihanda. Gönül, adam Allah diyor, gözler fel fecri okuyup yallah diyor adam. Ona zikir denmez, ona istiğfar denmez. Haramı düşünürken estağfurullah demenin anlamı yok. Yanan bir yürekle istiğfarda bulunursa affedilmeyecek günah yok. Şirk hariç Allah dilerse bütün günahları affeder diyor. İnnallâhe lâ yâfiru en yüşreke bihi ve yâfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. Şirk hariç Allah dilerse bütün günahları affeder diyor ama yürekten olması lazım. Mevlana bu konuda bir hikaye anlatır. Yürekten olması
konusunda. Kadınların avret mahalline bakma hastalığı olan bir adam bakmış ki lan en iyi, en garanti yer kadınlar hamamına tellak olmak demiş. Gitmiş, kendini kadın kıyafetine dönüştürmüş bir kuaförde. Kadın gibi varmış şeye, hamamın sahibi kadına demiş ki efendim benim yatacak yerim yok, kalacak yerim yok. İyi dellağım ben, para da istemem, ben burada dellaklık yaparım demiş. Başlamış. Birkaç gün sonra şehrin kralının hanımının bileziği kaybolmuş, yüzüğü kaybolmuş. Her yer taraf aranmış, yok. Bütün elbiseler aranmış, yok. Hamamcı kadın kapıyı kapatmış, herkes aranacak. Bütün kadınların avret mahalline de bakılacak. O altıncı sıraya girmiş. Yani çalışanlar da banyo yapanlar da, hamamda olanlar da. Birinci yaplanırken o, ya Rabbi beni mahcup etme, ya Rabbi beni mahcup etme, ya Rabbi. Onun yürekten oluşuna dikkatinizi çeker. Rabbim tûbû ilallâhi tevbeten nasûhâ. Nasuh tevbesi yapın diyor. Şimdi hikayeye uydurulmuş olabilir belki. Mevlana diyor ki adı da nasuhmuş adamın. Adamın nasuh. Nasuh tevbesi olsun, tevbe. O da ya Rabbi derken başka bir şey düşüneme imkanı yok adamın. Çünkü kelle gidecek. Baş gidecek orada. Ya Rabbi diyor. Eğer ömrümüzde para, mal, mülk, dünyalık, makam, mevki aklınıza gelmeden ya Rabbi diye bir defa dersek, bir kez Allah derse aşk ile lisan, dökülür cümle günah mitlü hazan der değil mi? Süleyman Çelebi de Mevlid-i Şerifimizde. Onun için böyle bir Allah diyerek zikretmek, böylesine nasuhum yaptığı gibi estağfurullah çekmeyi Allah hepimize nasip etmesin. Allah bu dünyadan öbür dünyaya imanla gitmeyi nasip etsin. İki dünyamız güzel olsun. Çoluğumuz çocuğumuz Allah'tan başka kimsenin kapısına varmadan, kimseye yüz suyu dökmeden, helalinden kazanarak helal yiyeceklerle huzuruna varanlardan eylesin. Amin. Zor sormak isteyen varsa sorsun. Evet. Hocam bu namaz sonunda toplu olarak tesbih çekme. Yani ben bir yerleri gezdim de Türkiye'nin haricinde göremedim. Yok. Şimdi Türkiye biraz şehirleşme işinde şeyden İslam aleminden önce şehirleşme işine girmişiz biz. Yani sevgili peygamber, sünnetten değil de şeyle beraber, cemaatle çekmek sünnet değildir. Orada bir şey yok. Yani bazı arkadaşlar ya hocam bir daha çevirin mi?